Yani şu an ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ekonomi ve Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Sokağa insinler, milletin durumlu halini görsünler. Yani oradan, televizyondan veya medyadan, onlara göre medyanın söylediği soruları cevaplamak kolaydır. Çıksınlar sokaklara, halkın durumunu görsünler, ekonomik sıkıntıyı, işsizliği, milletin ne hale geldiğini görsünler. Ondan sonra belki onların da biraz vicdanı var, bu vicdanın sesini duyarlar. Yani oradan konuşmakla 3-5 gazetecinin, yandaş gazetecinin onlara sorduğu soruları cevaplayarak bu milleti böyle yutturmakla. Ya çaydaki fiyat şu anda kullandığımız ürünlerin %200 artışı sebebiyle şu an maliyetine çay fiyatı satıyoruz. Maliyetine, yani bizim normal günlük ihtiyaçlarımızı burada yiyeceğim yemek veya elektrik faturası, herhangi su faturasını aydan aya ödemeyecek duruma gelmiş durumdayız. Yani ödemeyecek durumdayız. Çay şu anda geçen aya 1 TL, şu an 1,5 TL. Hiç kurtarmıyor. Yani hiç 1,5 TL bile şu anki ekonomik duruma göre çayın 3 milyon olması bile, yani ancak evine bir ekmek, bir esnafın evine ekmek götürebileceği bir durum. Enflasyonun ben hiç inanmıyorum. Bu TÜİK'in, yani milleti herhalde salak sanıyor. Türkiye'de toplumunun yani bu kadar cahil olduğuna ben bilmiyordum. Şahsen bu, ben şu an medyada veya televizyonlarda söylenen haberlerin sokağın hiçbir şekilde %1 bile yansıtmadığını düşünüyorum. Çünkü son bir ayda ben enflasyonun %100'ün üzerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben direkt, yani sokak veya esnaf olduğumdan dolayı bütün ürünlerde 1000 tane ürünü şu an buraya koy, 1000 tane ürün. Bu 1000 tane ürünün tek tek hesaplamasını yaparsan en düşük ürünün zam oranı en az %80'dir. Bazı ürünlerde %200'ün üzerinde bir pahalılık var. Peki bu enflasyon durumu, yani bu bir yıllık enflasyon durumu, yani kim tarafından hangi şekilde belirlenip %36 olarak bu millete yutturuluyor? Ben ona inanıyorum. Bu milletin bu kadar duyarsız, bu kadar, yani inanamıyorum. Bu kadar bir toplumun bu kadar cahil, duyarsız olduğuna ben inanamıyorum. Şimdi vatandaş bu bizim bölgede normalde camiye gidip kıraathanede, çay ocağında oturan günde 10-20 çay içen insanlar var. Yani işsizlikten dolayı namaz kılıp evinde çıkıp akşama kadar çay ocaklarında, kıraathanelerde oturan insanlar var. Günde 20-30 tane çay içip de, yani bunun maddi yükü 20-30 TL. İş sıkıntısı olan insanlarda tabii ekonomik sıkıntıya sebep olabiliyor. Kapa kapa kaçıyor. Tabii her şey bağlaşmış tabii. O konuda kimse gelemiyor. Herkes elinde çay içiyor, yemek yiyor, o kadar. Çay bağlaşmış. O konuda kimse gelemiyor. Az kahve bakarsa eskiden 100 kişi, 200 kişi bir kahvede toplayabilir. Ama şimdi yok. 20 kişi, 30 kişi topluyorlar. Bizim gücümüz kalmamıydı ki. İş yok biz. İşsiz artık olarak işimiz yoktur. Hep sadece dönüyoruz kahveye gelip oturuyoruz. Eskiden çok millet çalışmaya gidiyordu. İş vardı. Herkes işe bakıyordu. Şimdi iş yok, güç yok. Her gelip kahvede oturuyorlar. Çok bu haliydi. Atış bastık başka. İş kalmamış ki bir şey. Bir hayat kalmamış ki millet. Nasıl geçeceğiz yani? Bir işsiz, bizim maaşımız bir gün bile sigortam yoktur. Bir gün girişim bile yoktur. Ben 57 yaşındayım. Bir gün. Allah'a yani, Allah'a emanet, başka bir şey yok. Ne yapacağız? Vallahi çok zor. Şu sıfırdır. Sıfır ekonomi, sıfırdır. Ve iş yok ki biz yapacağız. Ne yapacağız şimdi? İşte görüyoruz, herkes görüyor yani. Biz değil. Mazot bir litresi 13 milyon. Nasıl iş yapacağız?
Bizim bir çiftçimizdi, biz çiftçiydik. Bak, mavsut bakıyorduk, süremiyoruz mazot olayında. İş yapamıyoruz. Fıstık ekiyorduk, yapamıyoruz bir daha. Bir bu örgüt tölü 20 metreydi, şimdi 157-200 metre, şimdi 600 liradır, 620 metre. İş yap, iş kalmamış ki. Bir kilo dem artık 200 milyon para olmuş, 170 milyon, 200 milyon. Ha, çayçı alıyor, çay yapıyor, çay demleri yaptık. Şeker turbası bir iki ay önce 120 milyon, şimdi 250'dir nedir? 250 mi? 250 milyon.